Evet değerli öğrencilerim, şimdi İlke ve İnkılaplar dersiyle karşınızdayım. Birinci sıra kimimizi bir tanıyalım arkadaşlar. Ahmet Hocam, İlke İnkılaplardan nasıl soru gelir, nasıl çalışacağız, nasıl çözeceğiz? Kaç soru gelir? İlke ve İnkılaplardan arkadaşlar iki tane soru gelir. 2023'te iki soru geldi zaten, tamam mı? Peki soru tipleri nelerdir? Önce bir rakibini tanı, ders ona göre dinle. Birinci kural, 4 tane soru tipi var. 1. Atatürk'ün sözlerinden gelir. Ben fikri hür, vicdanı hür nesiller isterim. Hangi ilkeyle alakalıdır? Veya bir paragrafta gelir, değil mi? Sözü. 2. İnkılaplar sorusu gelir. Der ki, medeni kanunla Türk kadına şunlar şunlar verildi, bunlar bunlar verildi. Hangi ilkeyle bağlantılıdır, değildir? 3. En zor soru tipi. Abartarak söylüyorum. Hiçbir şey vermez. Medeni kanun der, bir cumhuriyetçilik, iki halkçılık, üç laiklik. Hangi ilkelerle bağlantılıdır? Gidip saf saf cumhuriyetçilik yaparsan olmaz, anlatacağım. Tamam. 4. soru tipi inkılapların amacından gelir. Hangisi ikiliği gidermek için? Hangisi ticareti geliştirmek için? Hangisi yönetimi laikleştirmek için? Hangisi hukukta birlik için? Gibi gibi sorular gelir. O yüzden hepsini işleyeceğiz. Peki hocam, altın kural ne? Şu. Soruya göre refleks alma. Ben sana anahtar kelimelerle ilkeleri anlatacağım. Soru senden ne istiyorsa bu kelimeleri aklına getireceksin, tak tak yapacaksın. Bir örnek vereyim. Mesela milliyetçilik doğrudan laiklikle bağlantılı mı? Değil. Ama şöyle soru geldi. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı din mezhep ayrımını reddeder. O zaman bu bilgiden hareketle milliyetçilik hangi ilkeyle bağlantılıdır? Laiklik. Bak soruya göre cevap verdim. Anlatabildim mi? Arkadaşlar, Atatürk'ümüzün 6 tane temel ilkesi var. Bunları anlatmak boynumuzun borcu. Çünkü bunlar yokmuş gibi davranılıyor. Tabii Atatürkçüyüm diyorsun, ilkeleri bilmiyorsun. Tweet atıyorsun, atayı çiğniyorsun. Milliyetçiyim diyorsun, saçma sapan şeyleri destekliyorsun. O yüzden bunu anlatmak benim bir kere boynumun borcu. Değil mi? İkincisi, bu temel ilkeler, bir de bütünleyici ilkeler var. Ulusal egemenlik, ulusal bağımsızlık, ulusal birlik beraberlik, akılcılık bilimsellik, çağdaşlaşma batılılaşma, insan sevgisi, yurtta sulh, cihanda sulh. Hocam buradan nasıl soru gelir? Buradan tek soru tipi var arkadaşlar. Ulusal birlik beraberlik hangi ilkelerle bağlantılı? Akılcılık bilimsellik hangi ilkeyle bağlantılı? O yüzden ben garanticiyim. Birlik beraberlik hangi ilkeyle bağlantılı? Altına yazacağım. Akılcılık bilimsellik hangi ilkeyle bağlantılı, altına yazacağım. Tamam, o işler bende. Hazırsak başlıyorum. Haydi bismillah. Cumhuriyetçilik. Arkadaşlar, Atatürk'ün en kolay ilkesi. Nedir cumhuriyetçilik? Yönetime katılma. Yani yönetimde kim olsun? Halk olsun. Değil mi? Arkadaşlar, soruda yönetime katılma diyorsa, soruda demokrasi diyorsa... Ne işaretliyorsun? Cumhuriyetçiliği. Bitmedi. Surprise. Milli egemenlik. Ulusal egemenlik. Bak, çok zekice yazdım. Hem bunun hem bunun altına yazdım. Çünkü gençler, milli egemenlik demek halkın yönetime katılmasıdır. İlk cevap cumhuriyetçilik, diğer cevap halkçılıktır. Anlatacağım. Tamam, milli egemenlik. Bitmedi. Soruda çok parti denemeleri. Meclis. Parlamento. Seçme. Seçilme. Görünce yapıştır. Neyi yapıştır? Cumhuriyetçiliği yapıştır. Bitmedi. Orduyu siyasetten ayırma. Orduyu siyasetten ayırma. Ayırmak. Cumhuriyetçilik. Ama hocam laiklik de olmaz mı? Gençler, ilkeler böyle çözülemez işte. Soru üretirseniz çözemezsiniz. Kafandan senaryo yazma. Sorunun senaryosuna sen entegre ol. Tamam? Orduyu siyasetten ayırmak laiklik değildir. Ordu dini bir kurum değil ki. Ordu siyaset yaparsa demokrasiye aykırıdır. Yapmazsa demokrasi gelişir, cumhuriyet olur. Tamam? Bitmedi. Tek kişiyi önlemek. Tabi testlerde sana böyle bir şey çıkacak mı? Hayır. Bu senin bakış açın. Saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, tek kişi önlemek cumhuriyetçilik. Bitmedi.
temsil oranının arttırılması. Kısa yazdım, arttırılması. Mesela 20 bin kişiye bir vekil, pardon 50 bin kişiye bir vekil olursa mı daha çok vekil olur? 20 bine bir vekil olursa mı? 20 bine bir vekil. Bak temsil oranı arttı. Seçmen yaşının indirilmesi. Vergi şartının oy vermede vergi şartının kaldırılması. Benim öğrencim bunları görünce ne işaretlesin? Cumhuriyetçiliği. Seçmen yaşının indirilmesi, vergi şartının kaldırılması, temsil oranı arttırılması, tek kişiyle mücadele etmek. Gözü kapalı hangi ki? Cumhuriyetçilik. Yani cumhuriyetçi yanlış yapman için biraz çabalaman lazım. Gerçekten. Hocam ben zoru başardım falan diyen olabilir. TYM'nin açılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin yanı, çok parti denemeleri, kadına verilen seçme seçilme hakları, seçmen yaşının indirilmesi. Hangi ki? Cumhuriyetçilik. Şimdi en ergonomik ilke halkçılık. Neden? Bizim öğrenci 8. sınıfta kursa gidiyor. Umuda doğru etüt merkezi. Oradan bir kitap çözüyor. Akıl küpüyüm, zeka küpüyüm. Çözdükçe öğreniyorum, öğrendikçe çözüyorum. Yok Zambak yayınları, yok Coşku yayınları. Öğrendiği tek şey var, eşitlik. Hocam diyor, halkçılık eşitlik diyor. Hatta öyle bir kitle var ki, halkçılar eşitlik diyor. Eşitlik olmayan hiçbir şeyde halkçılık işaretlemiyor. Bak bak bak. Şimdi biz buna ileriye ket vurma diyoruz. Genel kültür. Eskiden öğrendiğim bilgiler benim sana yeni şey öğretmemi engelliyor. Değerli arkadaşlar, halkçılık eşitliktir ama eşitlik dörtte bir cevaptır. Tabii canım. Buyurun. Halkçılığın dört mantığı var. Birinci mantığı tanım sorusu. Bir, halkçılık cumhuriyetçiliğin sonucu. Milliyetçiliğin gereğidir. Cumhuriyetçiliğin sonucu, milliyetçiliğin gereği. Cumhuriyetin sonucu halkçılıktır arkadaşlar, unutmayın. Zaten halk millet demektir. Yani milliyetçilik nedir? Halkını düşünmektir. O yüzden ezberleyebilirsin. Halkçılık hangi ilkelerle doğrudan bağlantılıdır? Polemiğe girme, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik. Bu ezber sorusu. İkinci soru kökü, milli egemenlik. Ben size bunu şöyle öğretmiştim daha önceden. C1, H2. Yani cumhuriyetçilik olan her şey aynı zamanda nedir? Halkçılıktır. Tamam. Soruda milli egemenliği görüyorsan cevap cumhuriyetçilik ve halkçılık. Ama ilk cevap ne? Cumhuriyetçilik. Örnek vereyim. TYM açılmış, halk iradesi yönetime yansımıştır. A cumhuriyet, B halkçılık mı? Cevap cumhuriyet. Soru 1-2 mi? Cumhuriyetin yanına neyi koy? Halkçılık. Kadınlara seçme seçilme hakkı verilmiş. Yönetime katılmış. A cumhuriyet, C halkçılık mı? Cevap cumhuriyet. Soru öncülüyse yanına neyi koy? Halkçılık. Tamam. Cumhuriyetçilik olan her şey neymiş? Halkçılık. Tamam. Hocam soru sorabilir miyim? Sor yavrum. E halkçılık olan her şey ne oluyor? Allah'ım öğretmenliği bıraktım, istifa ettim. Nasıl bu kadar yanlış anlamaya çabalayabilirsin? Tarihin böyle kuralları yoktur arkadaşlar. Tamam, soru üretmek yasak size. İtaat et, rahat et. Üçüncü mantığı. Hadi gözünüz aydın. Eşitlik. Tabii sadece eşitlik olmuyor artık arkadaşlar. Mustafa Kemal ne diyor? Ben imtiyazsız, sınıfsız, ayrışmamış bir toplum isterim. Soruda eşitlik varsa halkçılıktır. Bak şimdi. Mahkemede mirasta kadın erkek eşitliği. Halkçılık. Kadına da boşanma hakkı. Eşit oluyor bak. Erkeğe verilmiş, kadına da. Eşitlik, halkçılık. Kadına da seçme seçilme hakkı dersem cumhuriyetçilik, halkçılık. Çünkü yönetime katılıyor. Okey? Peki her zaman eşitlik der mi? Demez. Soruda herkes kelimesi varsa, hepimiz kelimesi varsa, bakın bunlara dikkat edin arkadaşlar. Herkes, hepimiz, ayrımı önlemek, bitmedi, sürpriz bir kelime, kaynaşmak. Ayrım olan bir toplum kaynaşamaz. O zaman kaynaşan toplumda ayrım yoktur, halkçılıktır. Bak kelimeleri güzel kullanın. Ayrımı önlemek, herkes, hepimiz, kaynaşma, imtiyazsız, sınıfsız. Değil mi? Bunlar neymiş? Halkçılık. Hocam dördüncü mantığı ne? Bu da benim mantığım çocuklar. Halkın iyiliği, halkın yararı. Halkın iyiliği, halkın yararı. Türkçesi şu. Halk için yapılan her şey halkçılıktır. Örnek vereyim.
halka okuma yazma öğretmek için millet mekteplerinin kurulması. Halkçılık. Köylünün sırtında yük olan aşar vergisinin kaldırılması. Halkçılık. Halk için yapılan her şey halkçılık. Bitmedi. İnsan sevgisi. Bitmedi. Yurtta sulh, cihanda sulh. Hocam ne alaka? Ne diyor Mustafa Kemal? Bağımsızlık amacı taşımayan her savaş cinayettir diyor. Barış olması toplum için iyi, halk için iyi. O yüzden halkçılık. Oldu mu gençler? Yaparız değil mi? Bence yaparız. Yeter ki her şeyi eşitliğe bağlamayın. Evet, halkçılık önemli. Nereye geldik? Milliyetçilik. Ahmet hocam, milliyetçilik nedir? Arkadaşlar bizim ülkemizde maalesef milliyetçim deyince herkese bir faşizm yaklaşımı var. Sanki milliyetçilik çok kötü bir şeymiş gibi. Bakın, kendini bu topraklara ait hissetmek milliyetçiliktir. Bayram Kodaman rahmetli hocam, o öyle derdi. Biz bir ormanız, ağacız. Ağacın dalları var. Türk var, Kürt var, Sünni var, Alevi var. Kendini bu ağaca ait hissediyorsan sen de milliyetçisin. Tamam. Bizim milliyetçimiz faşizm değildir. Faşizm görmek istiyorsan Almanya, İtalya'ya gidersin. Ben Türk'üm dersin. Sana bakış açılarından faşizm neymiş görürsün. Okey? Hadi o zaman buyurun. Atatürk'ün milliyetçiliği nasıl bir şey arkadaşlar? Atatürk milliyetçiliğinde bir... Ne yapacaksın yavrum? Atatürk milliyetçiliğinde İstiklal Marşı'nı duyduğunda, o kaldırılan andığımızı duyduğunda, Mehter Marşı'nı duyduğunda, milli takım maç kazandığında tüylerin diken diken oluyorsa sen de milliyetçisin. O yüzden milliyetçi olmanın ilk koşulu bir, tüylü olmaktır gençler. Diken diken olacaksın değil mi? İkincisi, mensubiyet duygusu. Evet, onu da ÖSYM şöyle soracak. Tarih, vatan, ülkü, dil, kültür birliği. Tarih, vatan, ülkü, dil, kültür birliği. Açılımını yapalım. Soruda diyecek ki aynı geçmişe sahip bireyler, aynı coğrafyada yaşayan bireyler, aynı amaç etrafında toplanan bireyler. Arkadaşlar, herkes yerel dilini konuşabilir ama mutlaka Türk dili resmi dil olacaktır. Aynı dille anlaşamıyorsan bu toplum dağılır. Dil, bir de kültür birliği. Özellikle eğitim öğretim inkılapları kültür birliğidir. Genelde milliyetçilikle alakalıdır. Tamam? Şimdi dikkat. Atatürk milliyetçiliğinde din, etnik birlik şartı aranmaz. Atatürk milliyetçiliğinde din, etnik birlik şartı aranmaz. Ama hocam, Turancılık milliyetçilik değil miydi? Uzattı gene dudağını bizimki. Uzatma. Atatürk milliyetçiliğinde illa bütün Türkler bir araya gelecek diye bir şey yok. Tamam? İlla herkes Müslüman olacak diye bir şey yok. Turancılık milliyetçiliğin demlenmiş hali. Ama Atatürk milliyetçiliğinde böyle bir şey yok. Tamam? Tuzağa düşme. Bitmedi. Hocam, milliyetçilik nedir? Milli bağımsızlık. Yani ulusal bağımsızlık. Ulusal birlik ve beraberlik. Peki ben size yorum yapayım mı? Mesela birlik beraberlik var değil mi soruda? Milliyetçilik olur mu? Olur. Halkçılık da olur. Neden? Ayrım olan toplumda birlik beraberlik olmaz çünkü. Bu kadar. Birlik beraberlik, ulusal bağımsızlık. Yine kaynaşmış bir toplum. Aynı kelimeler gençler. Dışta eşit muamele görmek. İçte eşitlik varsa halkçılık, dinde eşitlik varsa laiklik, dış politikada eşitlik. Bakın, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan yurt dışına bir konferansa katıldı. Almanya ve İngiltere, Amerika birisi muamele gördü, bizimkiler ikincisi muamele gördü. Olmaz. Dışta eşit muamele görmek nedir? Milliyetçiliktir. Oldu mu? Gel, mandanın reddi. Kapitülasyonların reddi. İç işlerine karıştırmama. Evet, bunlar hep neyle alakalı arkadaşlar? Milliyetçilik. Tamam. Peki soruda Kuvayi Milliye. Soruda Misak-ı Milli işaretle. Bir de gençler, Türklük vurgusu. Bunu ırk anlamında söylemiyorum. Soru çözüyorsun.
Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Türk Parasını Koruma Kanunu. İşaretle. İnşallah sınavda çıkar. Uluya uluya işaretle. Tamam? Gördün mü neye basıyorsun? Milliyetçine. Bu kadar. Evet. Tuzağı da söyledim. Oldu mu gençler? Şimdi ulusal bağımsızlık, birlik beraberliği milliyetçi konuda bildik. Geldik laikliğe. Hocam ben laikliği biliyorum. Din devlet ayrı. Bebeğim sen bu bilgiyle 8. sınıftaki zambak yayınlarını çözersin. Başka da bir şey çözemezsin. Laiklik bu kadar basit değil. Buyurun. Din, devlet ayrı. Ama sana bunu böyle sormayacaklar. Saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, anayasadan din İslam çıkarılması. Hep bak din devlet ayrı diyor. Neye girecek? Laikliğe. En çok çıkan kelimesi. Akılcılık, bilimsellik. Sevgili gençler, soruda akıl bilimi görünce laikliğe bas. Dikkat, çok karışır. Çağdaşlaşma, batılılaşmayı görünce neye bas? İnkılapçılığa bas. Oldu mu? Evet, devam. Sevgili gençler, laiklik dedik, akılcılık, bilimsellik. Arkadaşlar, din mezhep ayrımı yapmamak. Hocam akıl bilimle alaka demeyin. Dinsel doğmalar yerine aklı bilim esas almak. O yüzden laiklik. Din mezhep ayrımı yapmamak. Dinsel sömürüyü engellemek. Tabii ki. Mesela Alevi-Sünni ayrımı yapmak laikliğe aykırı arkadaşlar. Aa bu Alevi tukaka, öbürü Sünni tukaka, bunlar laikliğe aykırı. Dinsel sömürü laikliğe aykırı ki bizim ülkemizde çok olan bir şey. Arkadaşlar aynı zamanda laiklik nedir? İnanç, ibadet özgürlüğüdür. Yani bu ülkede herkesin namazını kılması, orucunu tutabilmesi, kapalı kadın kıyafeti giyebilmesi bunlar aslında laiklik. İnanç, ibadet özgürlüğü. Tamam? Bunları doğru algılamak lazım. Gel şimdi laiklik zaten kibarlık. Kimsenin hayatına müdahale olmayacaksın, kimseyi din mezhebinden dolayı yargılamayacaksın. Veya ona farklı muamele yapmayacaksın. Gel şimdi, sakın bu tuzağa düşmeyin. Laiklik batıl inanışlara izin vermek anlamına gelmez. Batıl inanışlara izin vermek dinsel sömürüye girer. Okey? En çok çıkan kelimelerden birisi din, vicdan hürriyeti. Ne diyor Mustafa Kemal'imiz? Ben fikri hür, vicdanı hür nesiller isterim. Al sana laiklik. Tamam? Devam edelim. Dini öğelerin devlet ve toplum hayatında ön planda olmaması. Dini öğelerin devlet ve toplum hayatında ön planda olmaması. Bu da şu anlamda gençler. Hani dini kuralları uygulamamak, dinsel kıyafetleri herkesin gözüne sokmamak, işte din adamlarının kıyafetlerinin kısıtlanması, bu papaz da olabilir, rahip de olabilir, imam da olabilir. Bunları görünce işaretleyin, genel yorumlardır bu. Bir de 1928 değişiklikleri. Anayasadaki 28 değişikliği, dini İslam'dır maddesinin çıkması, yemin şeklinin değişmesi, vallahi billahi yerine namusum şerefimize denmesi, bu da gözü kapalı laiklik. En çok çıkan neymiş? Akıl, bilim, din, vicdan hürriyeti. İnanç, ibadet özgürlüğü, aklı bilime esas almak, dinsel sömürüye izin vermemek. Geldik devletçiliğe. Ahmet hocam, devletçilik nedir? Öyle devlet kurmak falan değildir gençler. Devletçilik nedir? Durun şu muskam kaydı. Devletçilik nedir söyleyeyim sizlere. Devletçilik şudur. Özel sektörün gücünün yetmediği yerde halkın ihtiyaçlarını karşılamak adına yatırımların devlet eliyle yapılmasıdır. Sakin ol. Halk için, halkın ihtiyacı için. Önce bunu bir yazalım. Özel sektörün yetmediği yerde şimdi bu cümleyi güzel anla. Demek ki bizim devletçiliğimiz özel sektöre karşı mı değil mi? Değil. Ahmet Hoca diyor, kurabiliyorsan KPSS kursu kur, kuramasan diyor, yazık diyor, halkın mağdur olmasın ben kuracağım diyor. Anlatabildim mi?
Halkın ihtiyacı için özelin yetmediği yerde yatırımların devlet eliyle yapılmasıdır. Evet. Arkadaşlar buradaki anahtar kelimeleri söylüyorum şimdi. Kim için? Halk. Kim yapacak? Devlet. Ha hocam diyor, devletçiyi biliyorum ben diyor. Parasal şeyler diyor. Çok yanlış biliyorsun. Kapitülasyonların kaldırılması parasal şey, milliyetçilik. Aşarın kaldırılması halkçılık. Ne oldu? Unutma sözümü. Instagram story'inde paylaş. Kaldırılan şeyler devletçilik olmaz. Kurulan şeyler devletçilik olur. Tamam? Peki. Cumhuriyetçiliğin sonucu hangi ilkeydi? Halkçılık. Değil mi? Halkçılığın sonucu hangi ilke? Devletçilik. Çünkü biz devletçiliği kim için yapıyoruz? Halk için. Evet. O zaman şuraya yazalım. Halkçılığın sonucu. Peki devletçiliğin komünizmden farkı nedir arkadaşlar? Nedir? Özele karşı olmaması. Özele, yabancı sermayeye karşı olmaması. Tamam mı? Hatta biz buna Türkiye'de karma ekonomi diyoruz. Biraz özel sektör, liberalizm, biraz devlet yapsın. Karma ekonomi. Bak şimdi buraya. Arkadaşlar bu ilke evrensel değildir. Ahmet Hocam neden? Birçok dünya ülkesinde görülmez. Bu ilkede Fransız ihtilalinin etkileri görülmez. Fransız ihtilalinde milliyetçilik, laiklik, liberalizm, cumhuriyetçilik yayıldı ama devletçilik yayılmadı. Günümüz döneminde kaybetti bu. Bunu halka öğretmek için çıkartılan dergi nedir? Kadro dergisidir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun koordinatörüne çıkartılan dergi Kadro'dur. Evet, zırt pırt çıkan soru ne? Uygulanma sebepleri. Hocam neden uygulandı? Bir, özel sektör zayıf olduğu için. İki, 1929 küresel krizi yaşandığı için. Üç, gençler, iyi öğretmen olmasa dershane kolej olmaz. Eleman yetersizliği. En önemlisini en sona sakladım. Dört, teşvik-i sanayi kanununun başarısızlığı. Özel sektör bu krediden nasiplenememiş. O yüzden yatırımları halk için kim yapmış? Devlet. Oldu mu? Günün sözüne kurulan şeyler devletçilik olmaz. Yanlış söyledim. Kaldırılan şeyler devletçilik olmaz. Kurulan şeyler devletçilik olur. Okey? Evet gençler. Geldik inkılapçılığa. Ahmet Hocam inkılapçılık nedir? Islahatla farkı nedir? Eski gidecek, yeni gelecek. Köklü bir değişiklik olacak. Islahat var olanı düzeltmektir. İnkılap nedir? Eskiyi yıkıp yeniyi getirmektir. O yüzden birinci anahtar kelime çağdaşlaşma, batılaşma. İkinci anahtar kelime eski gidecek, yeni gelecek, köklü bir değişiklik olacak. Oldu mu? Atatürk'ün sözlerinden bakacaksın. Batıyı takip etme. Dinamik olma. Durağan olmamak. Bakın durağan olmamak. Ne diyor Mustafa Kemal'imiz? Çağdaş muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için devamlı çalışmalıyız. Batıyı takip etmeliyiz. Bak, dinamik olma, batıyı takip etme, durağan olmamak, süreklilik. Bunları gördü mü benim öğrencim neye bassın? İnkılapçılığa. Oldu mu? Şimdi gençler, burada bütünleyici ilkeler var. Bakın ulusal egemenlik. Hadi çalışma yapalım beraber. Ulusal egemenlik ilk cevap cumhuriyetçilikti, ikinci cevap halkçılıktı. Ulusal bağımsızlık ne olur? Milliyetçilik olur. Birlik beraberlik, milliyetçilik olur. Zorlarsan halkçılık da olur, değil mi? Akıl bilim neyle bağlantılı? Laiklik. Çağdaşlaşma, batılılaşma, inkılapçılık. İnsan sevgisi, yurtta sulh, cihanda sulh bunlar nedir? Halkçılık. Şimdi bütün bu tablosu var kitabımızda. Soru çözerken bu tabloya bakabilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha sohbet edelim. Mustafa Kemal'in tartışmaya dahi açmadığı ilkeler. Cumhuriyetçilik, laiklik. Bu bir. İkincisi arkadaşlar günümüzde önemini kaybeden ilke devletçilik.
Üçüncüsü, cumhuriyetçiliğin sonucu halkçılık. Halkçılığın sonucu neymiş? Devletçilik. Dördüncüsü, soruda milli egemenlik varsa ilk cevap cumhuriyetçilik. İkinci cevap neymiş? Halkçılık. Serkan'ım, şöyle bir kaydır. Hem öğrencilerimiz bir görsün. Arkadaşlar, kitabımızda güzel bir tablosu var. Şöyle yavaştan bir bakın. Tüm ilkelerin bağlı olduğu ilkeleri anlattım. Anahtar kelimeleri anlattım. Oldu mu? İnşallah güzel güzel sorular çözersiniz arkadaşlar. Burayı hasarsız geçeriz. Bir sonraki videoya çalışarak gelin. Neden? Çünkü ben inkılapları biraz farklı anlatacağım. Nasıl anlatacağım? İnkılaplar hangi ilkelerle bağlantılıdır? Soru cevap şeklinde anlatacağım. Oradan mım diye inlemen için mutlaka bana katılman için tekrar yapman gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.